her ne kadar bir eğitim kurumu olsa da bir araştırma enstitüsü bu yapısında. Son dönemlerde bu yaptığımız bilimsel çalışmaları biraz daha toplumsal faydaya nasıl uygulayabiliriz? Kamerada duruyor, görebilirsiniz. Bunları kurup şu anda sadece üzere bütün çevre belediyelerinde etrafındaki etkili cephesi aslında bulundurup yazımız ise geminin arkasından çektiğimiz ve sürekli gözden yaparak Kıbrıs'ta ortak bir proje gerçekleştirdik. Bu da bir ilk oldu. Kıbrıs'taki girme sanatında bu yıl yaptığımız seferler her noktaya gidip çeşitli gözlemler var. Bizim önceliklerimiz içinde. Onun dışında da ciddi bir göçükte olduğunu biliyoruz. Tabii bunlar endüstriyel olarak kullanılmaya başlanan testlerine olan etkilerine baktık. Bu testlerin de deniz ekosisteminde ciddi etkileri olduğunu bileyen faktörlerin başında geliyor. Bu bölgelerde de her ne kadar bazı çalışmalar yapsak da daha böyle gözlem aldık. Yani şimdi nehirlere bakıyoruz averaj olarak ama bir anda bir yavaş oluyor, sel oluyor. Her şeyi böyle denize atıveriyor. Ondan etkiler şeyi orada bulabiliyorsunuz. İşte karasal girdilerin azaltılması, deşarjların, besin yüklerinin. Marmara Denizi yavaş yavaş eski sahalarına doğru ilerleyebileceğini gösterdi. Yani yalnız tehlikesi şu toplantının ne kadar isabetli bir ön adım, bir kadın olduğunu gösteriyor. Sahillerdeki ölçümleri biz mavi bayrak almakla eşdeğer tutuyoruz hocam. Benim belediyelerin birinci önceliği başım. Yani inanın hani en büyük çaba bence buna gerekli. Üç belediye kendi daire başkanlıkları bünyesinde neye başlayabilir? Bu durumda çok kısa zamanda bizim kendi körfezlerimizde de karşılaşacağımız tehlikesi şu toplantının ne kadar isabetli bir ön adım, bir kadın olduğunu gösteriyor. Şimdi tarihi bir rastlantı sonucu da üç belediyede de aynı anlayışta bir yönetimin olması bizi biraz daha heyecanlandırıyor. Dolayısıyla ortak bir şey yapma arzumuzu, isteğimiz daha da güçlü. Buna tabii Antalya'da katılabilecek olursa çok seviniriz. Antalya'da üstelik bu konuda yani iklim değişikliğinin bilgileri olan etkisi konusunda çok ses getiren projeler yapıldı. Dolayısıyla deneyimli de bir başkanımız var orada. Bir arkadaşımız var diyeyim. Şimdi çok güzel bir şekilde özetlediniz. Erişilebilir, çok hayalci olmayan, kısa sürede bir takım olumlu veriler ve faydalara bizi ulaştıracak bir veya birkaç projeye birden başlayabiliriz. Bir, her belediye kendisi bir küçük proje bağımsız olarak yapabilir. Ortaklaşa yapacağımız bir veya iki proje olabilir. Ve bu arada da Antalya'da temelini atmış olduğumuz koordinasyon merkezi var değil mi? Böyle bir projemiz var. Onu da hayata ODTÜ'yle de birleştirerek belki bir parça, yani işin bilimsel merkeziyle biraz da koordinasyon merkezini, yönetsel koordinasyon merkezi gibi bir unsuru birleştirerek olumlu neticelere doğru gideriz diye umuyorum. Ben tabii bu konuda atacağımız adımlarda ulusal veya uluslararası fonlardan yararlanabilme umudu muhakkak çıkacaktır. Arkadaşlar o işleri çok daha iyi bilirler. Ama ben öyle inanıyorum ki bunlara çok da bel bağlamadan yapabileceğimiz bir projeyi ortaya koyduğumuz zaman bunun ses getireceğini ve tabağımızdaki balar arıların geleceğini tahmin ediyorum, yani öyle bir şeylerde düşünüyorum.